Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 396.sını gerçekleştireceğiz. Enbiya suresine başlıyoruz. Önce surenin adından bahsedeyim. Enbiya sözcüğü, Nebi sözcüğünün çoğulu. Nebi sözcüğü Arapçada önemli haberleri veren kişi demektir. İsmi fail kalıbı olarak. Peygamberler de Allah'tan almış olduğu Allah'la ilgili, dünyayla ilgili, cennetle ilgili, cehennemle ilgili, kıyametle ilgili çok önemli bilgileri verdiklerinden dolayı Nebi denir. Nebi sözcüğü Arapça. Dediğim gibi anlamında söyledim. Biz Türkçe'de bunu genellikle peygamber sözcüğüyle ifade ediyoruz. Peygamber sözcüğü de Farsçadır. Farsça'da o da önemli haberler veren, önemli haberler getiren demektir. Ama şöyle söyleyeyim, maalesef bu peygamber sözcüğü zaman içerisinde Türkçeleşmiş, Türkçe bir kelime olarak kullanıp gitmekteyiz. Kökü Farsçadır. Peki Türkçemizde bu sözcüğün, yani Nebi sözcüğünün anlamını ifade eden öz Türkçe sözcüğümüz yok mu? Var. O da nedir? Yalvaç sözcüğü. Yalvaç, o da önemli haberler veren peygamber demektir. Bak yine peygamberi yine kullanıyoruz. Enbiya sözcüğü çoğul. Burada peygamberler öz Türkçesiyle Yalvaçlar suresi diye şey yapıyoruz. Bu sureyi ifade ediyoruz. Bunun nedeni bu surenin içerisinde işlerken göreceğiz. Tam 14 tane peygamberin adı geçmekte. Onun için bu sureye peygamberler, Yalvaçlar, önemli haber getiren kişiler ismi verilmiştir. Bu sure yine sırasına göre Mekke'de 73. sırada inmiştir. Evet. Burada şimdi şöyle şey yapacağız. Kıssalarına peygamberlerin çok kısa değinildi. Burada İbrahim, İshak, Yakup, Lut, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, İsmail, İdris, Zülkif, Zünnün, yani Yunus peygamber, Zekeriya, İsa peygamberlerin burada hep adı geçmektedir. Belirli özellikleri, belirli nitelikleri buralarda yer almıştır. Şimdi burada da yani dikkat edecek olursak, surenin ana ekseni elçilik eksenidir. Elçilik müessesesinin iyi tanıtılması için bunlara, bu konulara değinilmişlidir. Ayrıca ölüm, öldükten sonra hesaba çekilme, tevhid konuları da bu surenin içerisinde işlenir. Özellikle bir bölümü tamamen tevhide ayrılmış bir konudur. İnsanları şirkten uzaklaştırmak için onu belirtelim. Bu sure, şöyle söyleyeyim, incelediğimiz zaman 112 ayetten oluşuyor ama bizim tespitlerimizde acizane tam 10 tane necimden oluşuyor. Yani biz buna işte eski musaflarda demişler, bu 112 ayette tek sure demişler ama aslında Kur'an'ın sure diye ifade etmiş oldukları necimlere göre bu surenin ayetleri, yani bu 112 ayet 10 tane ayrı sureden oluşmaktadır. Onu burada belirteyim. Onlar da şey içerisinde, mealde onları belirledik. Burada da yeri geldiği zaman söyleriz hangisi hangi bölüme ait olduğunu. Evet, başlıyoruz. Önce 1 ila 3. ayetleri takdim edeyim. İnsanlar için hesapları yaklaştı. Onlar ise aldırmazlık içinde mesafeli duran kimselerdir. Rablerinden kendilerine gelen her yeni öğüdü hatırlatmayı
ancak oyun yaparak ve kalpleri eğlenerek dinlerler. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapan o kimseler, aralarında şu fısıltıyı gizlediler. Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken böyle mi gidiyorsunuz? Evet. Burada Cenab-ı Hak gördüğünüz gibi bir uyarıyla oradaki Mekkeli müşriklerin portresini çizdi. O nedir? Onlar hesap verme zamanları yaklaşmış olmalarına rağmen onların bunu umursamadıklarını, hala Kur'an'dan, tevhidden, Allah'ın öğüdünden mesafeli durmaları, uzak durmaları. Şimdi kendilerine yapılan öğütleri, uyarıları, daha doğrusu öz olarak vahiyleri dinledikleri zaman da onlar da hemen diyorlar ki bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Evet. Ve durup dururken ona mı uyacaksınız diye de bir durumlarını da ifade ediyor burada Cenab-ı Hak, ama bu açıkça demedikleri kendi aralarında toplandıkları zaman ifade ettikleri görüşleri. Onu da Cenab-ı Hak burada deşifre etmiş oluyor. Evet. Şimdi burada üzerinde duracağımız, dikkat edeceğimiz bir şey var. İnsanlar için hesapları yaklaştı ifadesi. Burada hesapları yaklaşma ifadesini şöyle şey yapalım. Şimdi bunu kıyametin kopuşu olarak, genel olarak ele alsak da, şimdi insan öldüğü zaman, zaman duruyor. Ha şimdi ölünmüş, ha 1000 sene sonra, ha 2000 sene sonra, ha 3000 sene veyahut da 1 milyar yıl sonra ölünmüş. Onun için bir şey fark etmiyor. Şimdi insanlar sanki hepsi, yani erken ölenlere zaman durdurulduğu için öyle söyleyeyim, hepsinin kıyameti aynı kopmuş gibi olacaktır. Onun için ölüm de insanlığın, öyle söyleyeyim, kıyametidir. Öyle, onu da böyle bir ifade edelim. Yani bu zaman durulması şöyle diyelim. Hepimizin evinde, kolunda kullanmış olduğu saat var ya, şimdi o saati düşünün. O saatin enerji kaynağını, bataryasını oradan alınıverdiğini düşünün. O saat orada kalır. 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene sonra batarya tekrar takılacak olursa o güç kaynağı, o saat kaldığı yerden devam eder. Aynı ölüm, insanın ölümleri de öyle. Ölmüş insanlara zaman durdurulur ve neticede kıyamet sonra da hepsi topyekün enerjiye kavuşur, hepsi birden kalkar. Bunu böyle ifade edeyim. Onun için insanlara, yani hesapları yaklaştı dediğimiz zaman, illaki yani belki 1 milyar, belki 1 milyon yıl sonra kopacak kıyametle hesaba çekileceğimiz falan filan zannedilmesin. Evet. Şimdi şöyle bir şey daha var. Zaten zamanın durduğu şeyle ilgili durdurulduğuyla ifade. Hani Kur'an'ımızda değişik şeylerde, mesela Yasin suresinde 51-54'te, Taha 99-104'te, Yunus 45'te, Rum 55-56'da, orada hani dirildikten sonra dünyada siz ne zaman, ne kadar kaldınız dendiği zaman, işte ufak tefek yaklaşımlarla ortalama bir gün, 10 gün, bir günden daha az gibi ifadelerin söylendiğini, söyleneceğini Cenab-ı Hak Kur'an'ında bildirir. Mesela şöyle diyeyim. Yunus 45'te ve insanlar Allah'ın onları toplayacağı günde sanki onlar sadece gündüzden bir saat kalmışlar gibi aralarında tanışırlar. Evet. Yani diyelim ki işte bundan diyelim ki 1 milyar yıl önce ölmüş olsun bir insan, şimdi ölmüş olsun, öteki 1 milyar yıl sonra, onlar bu arada kalmışlığı böyle zaman olmadığından dolayı bu şekilde küçük bir zaman dilimiyle ifade ediyorlar. Evet. Şimdi zaten Cenab-ı Hak insanların hesabının görüleceğini, onun da yakın olduğunu, kim, şimdi şöyle düşünelim bu açıdan baktığımız zaman,
ölüm, kıyamet hangimize daha yakın, hangimize ne kadar uzak? Ölüme ne kadar uzağız? Saatimiz yani durdurulduğuna göre, zamanımız durdurulduğuna göre bunu ne ölçüde buna hazır olmalıyız. Kamer suresinin bir ikinci ayetlerinde de o saat yani kıyametin kopuşağına yaklaştırıldı ve her şey açığa çıkarıldı diye daha önce Kamer suresinde de onu işlemiştik. Evet. Şimdi yine Cenab-ı Hak bu kafirlere, bu hani onu hesap vermeyin, uzak görenlere Kur'an'ımızda çok çok uyarı yapıldığını da biliyoruz. Ki şimdi bunlar hani şey olduktan sonra artık ölümle yüzleşip dirildikten sonra inanmanın, inandım artık hesap vereceğim, verebilirmişim falan demenin de bir yararı yok. Öyleyse ona ne diyorduk? Zoraki iman. İmanı yeis ve imanı beis. Öyle şey yapalım. Şimdi o imanı yeis ve imanı beis konularıyla ilgili de yine Taha suresinin 111-116'da özellikle Taha 15'te şöyle şüphesiz ki o saat yani kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. Evet, o bizden gizlenmiştir. Onu şey yapalım. Yine Ahzab 63-73. Ayetlerde de aynı amaçla herkes özgürce yapacağını yapsın, inanacaksa inansın, amel edecekse etsin gibi uyarıları Cenab-ı Hakk'ın görmüştük. Ve şimdi şöyle ve uyarılarda yine bize bu dünyaya bağlanması, bel bağlanılmaması gerektiğini Hadid 20'de de başka ayetlerde de var ama bunu sadece onu vereceğim. Bilin ki iğreti dünya yaşamı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir söz, kendi aranızda bir övünüş, mal ve çocuklar konusunda bir çoğaltma yarışıdır. Evet. Şimdi burada müşriklerin hani bir şeyi var. Kendi aralarında gizli gizli planlayıp kendilerini savundukları, sığındıkları bir tezleri var. O ne? Bu ayette gördük. Bu sizin gibi bir insandan başka bir beşer mi, bir şey midir? Artık görünüp dururken büyüye mi giriyorsunuz gibi bir ifadeleri var. Şimdi burada iki noktayı ben size ifade edeyim. Birincisi hani burada itirazları elçinin beşer oluşu, kendileri gibi bir insan oluşunu buna itiraz ediyorlar. Halbuki düşünseler elçi kendilerinden olmalı. Kendilerinin haliyle hallenmiş, onları psikolojik olarak her yönüyle daha iyi bilen, daha iyi onlara yaklaşmasını becerebilen, dertlerini anlayan ve kendisi de aynı şeyleri yaşamış olabilen ve böylece onları daha iyi ikna edebilecek bir beşer olması önemliydi. Yine Cenab-ı Hak biliyorsunuz, yine bu konuyla ilgili Furkan suresinde geçti. Onlara mesela şöyle ifadeler vardı. Ne biçim elçi bu ki? Yemek yiyor, su içiyor falan filan gibi itirazlarına. Yine Allah orada demişti ki hatırlarsanız, eğer ki yeryüzünde gezenler başka türlü varlıklar olsaydı, mesela melek olsaydı onların anlayışına göre, elçi de melek olurdu ifadeleri vardı ki bunları biz daha önce sizlere çok açıkladık. Onu burada belirtmiş olayım. Evet, şimdi burada bir nokta daha var. Burada iyi dikkat edeceğiz bu ayette. Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz ifadesini gördük. Şimdi bu ifade çok enteresan bir ifade burada. Şimdi demek ki Mekke müşrikleri Kur'an'ın olağanüstü mucize bir kitap olduğunu kabul ediyorlar. Bunu tespit etmişler. Bunun peygamberin kendinden olmadığını biliyorlar ve bunu büyü diye niteliyorlar. Vahiy diyemiyorlar. Evet. Onu peygamberin kendi sözleri olmadığını
kendisinin düzmediğini, kendisinin söylemediğini kabul ediyorlar. Ama bu vahidir diyemiyorlar. Evet, onu tutuyorlar. Burada gördüğünüz gibi onu sihir ve büyü olarak hani niteliyorlar. Evet, bu ayette onu da net olarak görmekteyiz. Evet, burada geldik dörde. De ki, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Dördüncü ayet. Evet, burada yine peygambere emir veriliyor. Bütün halka duyur, insanlığa duyur. De ki, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. Hani orada Cenab-ı Hak, orada onların bir sözlerini, planlarını, programlarını deşifre etmişti ya, işte gökte ve yerde her sözü bilir. Siz ne kadar gizli saklı bir şeyler yapsanız da, plan program yapsanız da, Cenab-ı Hak onları vahiy ederek böyle deşifre eder. Onu da bildirtiyor. Burada değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, bir konu daha var burada benim size farklı olarak izah edeceğim. Bu ayetin başındaki benim kul diye çevirdiğim sözcük resmi musafımızda galedir. Yani dedi ki, elçi dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir tarzında. Şimdi resmi musafta bunlar biliyorsunuz harfi metler yoktu ilk musaflarda. Harekeleme de yoktu. İlk musaflardaki böyle gaf ve lem harfleri gale okunduğu gibi gul diye de okunur. Ayetin bu pasajın böyle söz akışına baktığımız zaman bunun gul diye okunması ve gul diye anlamlandırılması en uygun olanıdır. Ve nitekim de yani şöyle söyleyeyim bu şekilde bu eldeki şeylerden yani bir hayli eski kıraat imamlarının çoğu da bunu gul diye okumuşlardır. Bizim anlamladığımız gibi. Ama elimizdeki şu anda Türkiye'deki kullandığımız musafta bu gale diye ifade edilmekte. Böyle siz dikkat ederseniz bazı meallerden okurken bizim de ki diye ifade ettiğimiz sözü dedi ki diye çevrildiğini görebilirsiniz. Ama uygun olanı gul şeklinde olmasıdır. Dediğim gibi eski imamlardan yani kıraat alimlerinden çoğu da kul diye okumuşlardır. Evet. Şimdi burada ki hani burada ne demiştim? De ki benim Rabbim sizin gizli saklı her şeyinizi, her sözünüzü bilir. Şimdi bu yönüyle de Kur'an'ımızda biliyorsunuz yüzlerce ayet vardır. Ama şöyle bir şey var. Ben burada yine Kur'an tartışması bağlamında Furkan 6'da da aynı şeyi görmüştük ki buna benziyordu da. De ki onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. Evet, bu ayetin de delaletiyle demek ki buradaki ayeti de kul diye okumamız hem uygun hem anlam olarak burada da Kur'an ayetlerinin mesaniliği ortaya çıkmış oluyor. Evet, burada yine Cenab-ı Hakk'ın gizli saklı her şeyi bildiğini Tevbe 78'de ve yüzlerce ayette özellikle alimin bizastur göğüslerinizdeki, beyinlerinizdeki, zihinlerdeki her şeyi bilir ayetlerinde dikkate alalım. Devam ediyoruz. Aksine onlar, bunlar karma karışık düşlerdir. Yok yok, onu kendisi uydurdu. Yok yok, o bir şairdir. Hadi öyleyse önceki gönderilenler gibi bize bir alamet gösterge getirsin dediler. Yine onlar hep dedikleri deşifre ediliyor. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Şimdi buna dikkat edelim. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket iman etmemişti dediğimiz zaman hani bunlar gösterge istiyorlar ya olağanüstü şeyler. Yani ne diyeceğiz? Fizik
kurallarına aykırı şeylerden beklentiler var ya. Onlar daha önce onu gördüler, görenler oldu ama onlar iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Yine bunlar yan çizecek. Onu İsra suresinde gördüydük yani. Ve biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz olgun kimseleri gönderdik, elçi yaptık. Bak şimdi sana bir beşer diyorlar ya, bizim gibi birisi diyorlar ya. Geçmişteki peygamberler de aynıydı. Evet. Orada olgun kimselerdi senin gibi. Haydi siz bilmiyorsanız öğüt, kitap ehli olanlara yani vahiy bilgisi olanlara soru verin. Evet, memleketinizde orada hani Yahudi alimleri var, Hristiyan alimleri var. Onlara bir sorun bakalım. Hani geçmişte hiç kimseyi kabul etmezseniz İbrahim'in peygamberliğini kabul ediyorsunuz. İbrahim nasıl bir şeydi, ona vahiy nasıl geldi, onu bari gidip onlardan öğrenebilirsiniz. Evet, ve biz o elçileri yemek yemez birer ceset yapmadık. Onlar sürekli kalıcılar, ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz o sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Gerçeği eksik gösteren kişileri de değişime, yıkıma uğrattık, helak ettik. Hiç kuşkusuz biz size övdüğünüz şan şerefiniz içinde olan bir kitap indirdik. Buna rağmen hala akıllanmayacak mısınız? Evet, Mekke müşriklerine böyle bir ihtar. Evet. Şimdi Kur'an'ı inceledikleri zaman işte bunlar efendim karma karışık şeyler, şu bu falan filan gibi anlamadıklarını ileri sürerek işin içinden sığınmaya çalışıyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak burada özel olarak dedi ki bu vahiy konusunu siz cahil insanlarsınız ama gidip bilenlerden sorabilirsiniz. Evet, onlardan sorabilirsiniz. Eski kavim şöyle diyorlar şimdi bunlar hani Mekke müşrikleri. Hadi öyleyse öncekilere gönderilen gibi evet bize bir alamet gösterge getirsin. Böyle bir taleplerinde var. Şimdi Cenab-ı Hak ise bunlara mucizelerin, göstergelerin en büyüğünü işaret etti. Nerede? Ankebut 50-51'de. Ve onlar ona Rabbinden alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki alametler, göstergeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Buna inanan bir toplum için elbette ki bir alamet ve bir öğüt vardır. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Burada Kur'an'ın en büyük mucize, en büyük Allah'ın ayeti, göstergesi olduğuna vurgu yapılır. Neden? Şimdi düşünsenize hani uydurdular ya onlar ay yarıldıydı, güneş tutulduydu, bilmem şuydu buydu falan. Onlar olmuş olsa bile olmadı onlar da yani ne bir anlık günlük bir şey. Ama eldeki Kur'an var ya o günden kıyamete kadar herkesin elinde incelendiği zaman Muhammed gibi bir adamdan öyle bir kitabın, öyle bir ifadenin, öyle bir öğütlerin, öyle bir hikmetlerin sadır olamayacağını görür. Her an herkes bu ne diyeceğiz? İncelemeye, araştırmaya açık. Yani o gün diyelim ki hani o Kamer suresinde dedik ki uydurmuşlar peygamber bir böyle etmiş ayı ikiye ayırmış. Kaç kişi görmüş? Gören yok, duyan yok, bilen yok. Rivayetlerde o gün içi şöyle diyorum şort giyen 3-5 çocuk. Evet. Yani hiç yetişmiş kişinin gördüğü, bildiği falan filan. Velev ki görse ne oldu? Gördü gitti tamam. Ama bize ona bu çağlara ait herkes göstermek, görmek, Allah'tan bir ayet görmek, hakkı istemek hakkı yok mu? Var. Her insanın her zaman işi Allah'tan gösterge, ayet, mucize isteme, bekleme hakkı var. Tamam. Senin de var, benim de var. Öyleyse incele Kur'an'ı. Onu incelediğin zaman dediğim gibi içeriği yönüyle, hikmet yönüyle,
kitaplık yönüyle, gramerler yönüyle, sözcükler yönüyle, edebiyat yönüyle kesinlikle bir benzeri bir şey yok. İnsan ürünü olmadığı kesin. Evet, onu burada belirtelim. Cenab-ı Hak da burada onu da bu ayet kapsamında bunu bildirdi ve kendilerine ihtar yapıldı. Ne? Eğer ki siz de inanmazsanız, sizden öncekiler gibi helak olacaksınız, değişime, yıkıma uğrayacaksınız. Şimdi bu konuyla ilgili de, yani şöyle söyleyeyim, Kur'an'ımızda biliyorsunuz baya baya ilerledik şu anda 73. sure. Bu sureye kadar da bu uyarıları yapan çok ayetler vardı. Mesela İsra 59, Yunus 96-97, Yusuf suresinin 109. ayeti, Tegabun suresi 6. ayet, Haç 45-46, bunlar da gelecek. Evet, burada tekrar edeyim, ehli zikir geçer, zikir öğüt. Allah'ın gönderdiği kitapların özelliği de öğüt oluşudur biliyorsunuz, Kur'an öğüttür. Ehli zikir dendiği zamanda da burada vahiy kültürü olan Yahudi ve Hristiyan alimleridir o güne göre. Bugün de eğer ki birilerine ehli zikir diyecek olursak bugün de yine vahiy kültürünü en iyi bilen iyi anlamış kişilere ehli zikir tabirini kullanabiliriz. Evet. Evet, devam ediyoruz. Biz şirk koşmak suretiyle yanlış, yani kendi zararlarına iş yapan nice kentleri de kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka toplumları var ettik. Öyle ki onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman ondan hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Şimdi parantez. Hızla uzaklaşıp kaçmayın. Sorgulanmanız için içinde şımarıp azdığınız şeylere ve evlerinize dönün. Kurtuluş yok. Onlar, yazıklar olsun bizlere. Şüphesiz biz gerçekten yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar imişiz dediler. İşte onların bu çağrıları, onları biçilmiş bir ekin ve sönmüş ocak kül haline getirinceye kadar son bulmadı. Evet. Burada da yine şirk koşarak yanlış yapan insanların sonucunu Cenab-ı Hak burada bildirdi. Burada ne oldu? Onlar belayı gördükleri zaman, azabı gördükleri zaman kendilerini kurtarmaya çalıştılar ama onu yok, kaçamadılar. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Hızla uzaklaşıp kaçmayın. Sorgulanmanız için içinde şımarıp azdığınız şeylere ve evlerinize dönün. Kurtuluşunuz yok. Evet. Evet, orada artık ne diyecekler? Yazıklar olsun bizlere. Şüphesiz biz gerçekten zalimlermişiz. Kendi zararına iş yapan. Zalimi daha önce anlattık. Biz Kur'an'da zalim sözcüğünü hep böyle şey yapıyoruz. Neydi? Kuzularına, kurtları çoban yapma, kendi ayağına kurşun sıkma veyahut da bindiği dalı kesme anlamlarında. Öyle söyleyeyim. Zulümün esas anlamı budur. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Burada şimdi zoraki iman noktasına geldik. Burada inanmış şeyleri. Burada şımarıklıklar işte zalim olarak ifade edildi, anlatıldı. Onları biz de size o şekliyle şey yaptık. Burada dedikleri şey şu, biz sadece aptallık etmişiz. Ama o anda, o şartlarda iman etmenin bir yararı yok. İmanı yeis ve imanı beis, yani Türk daha öz söylemimizle zoraki imanın bir faydası yok. Evet, buraya kadar ki 15 ayet bir necimdi bu surede. Şimdi ikinci bir necime geçiyoruz ki ikinci necimde 16 ile 24. ayetlerden oluşuyor. Şimdi 16'dan 18'e sunuyorum. Ve biz göğü, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu kendi katımızdan edinirdik. Eğer biz yapanlar olsaydık, tam tersi, biz
Hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir. Ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. Evet, burada yine Mekke müşriklerine özel bir uyarı var. Şimdi onlar biliyorsunuz bu şeylerde Cenab-ı Hakk'ın evreni yaratmasının hikmetini bilmiyorlar. Araştırmıyorlar, öğrenmiyorlar. Bir de Allah'a eş ve çocuklar gibi şeyler isnat edip duruyorlar. Evet, şimdi burada Cenab-ı Hak ise uyarı yapıyor. Şimdi bu ayeti şey yaparken birden daha önce siz de hatırlayın Duhan suresinin 38-39. Ayetleri vardı. Onları da burada vereyim. Ve biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Biz o ikisini de sadece hak gerçek ile oluşturduk. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Evet, Allah yani oyuncak olsun diye yerleri, gökleri ve arasındakileri yaratmamış. Oyun yok. Allah oyun oynayan biri değil. Onları hak ile yarattık diyor. Hak ile bize ibret olsun, bizi geliştirsin, bizim aklımızı başımıza getirsin. İncelendiği zaman onun bir yaratanın olduğunu ve onu sürekli olarak yarattığını, ondan sonra onu da yok edeceğinin belgesi, bilgisi olsun. O gözümüzün önünde bizi aydınlatan bir belge, bilgi, kitap olsun, ibret olsun diye yarattığını burada ifade ediyor. Şimdi neticede şeyde de yani daha önce Sat suresinde ve biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarındaki olanları boşuna oluşturmadık. Bu kafirlerin zannıdır diyordu Cenab-ı Hak. Ve Ali İmran suresinin 190-194. Akıllı insanların, düşünen insanların, orada ülül elbab diye ifade edilen kişilerin orada Rabbimiz sen bunu boşa ya oluşturmadın, boşa yaratmadın. Rabbena ma halakte haza batıla dediklerini, itiraf ettiklerini de göreceğiz. Evet, inceleyen, tefekkür eden insanlar da böyle bunu itiraf ederler. Bu gerçeği bilirler. Devam ediyoruz. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler de yalnızca O'nundur. O'nun katında olan kimseler de O'nun kulluğundan büyüklenmezler ve usanmazlar. Gece gündüz ara vermeyerek kendisini noksan sıfatlardan arındırırlar. Evet. Şimdi buna da iyi dikkat edelim. Birincisi, göklerde ve yeryüzünde olan kimseler dediği zaman gökler, semavat, çoğul geldi. Orada da birilerinin varlığından bahsediyor Cenab-ı Hak. Biz daha onların kim olduğunu henüz öğrenemedik. Ama Cenab-ı Hak oralarda yani göklerde ve de birilerinin akıllı insanların böyle akıllı bir varlıkların varlığını burada işaret etmekte. Bu tip işaretler aşağı yukarı 15-20 tane yerde geçiyordu. Şöyle bunu daha önce de birkaç defa ifade ettim. Zi-ukul için kullanılan men edatı böyle kullanılmış burada da. Oralarda da akıllı birilerinin varlığına değinilmiş. Tamam. Bunları insanlar ne zaman tanır, ne zaman tanır onu bilemeyeyim. Şimdi burada onun katında olan kimseler dediğimiz zaman şimdi Allah nezdinde değeri olan kimseler, bilginler, peygamberler başta, ondan sonra da alim olanların hepsi kesinlikle Allah'a kulluktan çekinmezler, kibirlenmezler, büyüklenmezler ve de usanmazlar kullukta. Evet, çünkü hayat tamamen yaşam. Şöyle söyleyeyim, reşit olduktan sonra ölünceye kadar yani akıllı olduğu süreceki yaşamın hepsi kulluk göreviyle geçtiğinden dolayı öyle ondan usanmazlar, büyüklenmezler. Ama kim? Böyle Allah katında değeri olan kimseler. Allah değerini, Allah'ı iyi tanıyan, iyi bilen kimseler. Bunu şöyle Kur'an'ımızın değişik ayetlerinde de şöyle söyleyeyim, bunlara arşı taşıyan kimseler. Bu arşı taşıyan kimseleri şöyle söyleyeyim. Mü'min suresinde de görüyoruz ve bir de Nisa 172'de
Mesih ve yakınlaştırılmış melekler diye de geçer ki onların anlayışına göre bir ifadedir bu. Onlar Allah'ın bir kulu olmaktan asla çekinmezler. Onlar Allah bilgisini hep sağa sola iletirler. Bu mesajı götürürler. İşte Allah katında olan kişiler, Allah katında değerli olan kişiler bunlardır. Evet, onu burada kısaca öz olarak söylüyorum. Çünkü daha önce bu kişiler Allah'ın arşını taşıyanlar konusunu Mü'min suresini ve ondan evvelki surede değinmiştim. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de onlar kendilerini mi canlandıracaklar, diriltecekler? Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de kesinlikle kargaşa içinde olurdu. Düzenleri bozulurdu. O halde en büyük tahtın Rabbi olan Allah, onların nitelemekte oldukları şeylerden arınıktır. Arşın Rabbi Allah yaptığından sorumlu olmaz. Onlar ise sorumlu olacaklardır. Yoksa onlar onun aslarından bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte şu benimle beraber olanların öğüdüdür ve benden öncekilerin öğüdüdür. Tam tersi onların çoğu gerçeği bilmezler. Artık onlar mesafeli duran kimselerdir. Evet, burada da ikinci Necim bitti ama burada da gördüğünüz gibi Cenab-ı Hak hep uyarı yönünde istifhamı, inkari soruları soruyor. Yoksa onlar yeryüzünde bir takım ilahlar mı edindiler? Evet. Bunun anlamsızlığı. Yoksa ilah edinmelerin de hani onların bir takım ilahları vardı da onların da işe yaramazlığı noktasında. Evet. Onlar mı diriltecek? Yok, onlar öyle bir diriltmeyecekler. Onlar ona mı şey yapacaklar? Yok, onda öyle bir şey yok. Bu paragrafta, bu necimde gördüğünüz gibi tamamen tevhid eksenli. Hatta şöyle bir ifade var burada. Şöyle, eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onların ikisinde kesinlikle kargaşa çıkardı. Evet. Yani yerde ve gökte bir takım ilahlar olduğunu düşünün, orada kargaşa çıkardı. Niye? Otorite meselesi. İşte şimdi siyasi hayatta da görüyorsunuz, belirli makamlar iki kişiye, hani şöyle söyleyeyim, dar geliyor, itişiyorlar, kakışıyorlar, boğuşuyorlar vesaire derken kargaşa şeyi var. Zaten şeyimizde de zaten önceden hani şöyle bir şey vardır. Mesela düzen olan yerde düzen olmaz derler. Biliyorsun düzen Farsça bir kelimedir. İki kadının olduğu yerde normal huzur olmaz. İki kadınlı evde huzur olmaz hanım. Ya iki ilah olursaydı birisi yani güneş doğsun, birisi bassın, birisi yağmur yağsın, birisi kar yağsın vesaire falan itiş kakış kargaşa doğar, birbirine düşer. Neticede birisi galip gelir, birisi mağlup olur. Mağlup olanlar da ilah olmaz. Yani bunun ilmi kelamda, İslam felsefesinde çok geniş açıklamaları söz konusudur. Yani bu ayetle ilgili aşağı yukarı 20-30'a yakın bir teori üretilmiştir bu örneklemeler yönüyle ki ben buradan böyle kısaca hani bunu bahsediyorum. Evet, burada da bu pasajdaki görülen şeyde gördüğünüz gibi Cenab-ı Hak topyekün tevhide yöneltti. Cenab-ı Hak her gönderdiği peygamberi tevhid eksenli, tevhidi öğretmek için gönderdi. Allah'a kulluk ve tağuttan kaçınmak için. Evet. Nahl 36'da hani geçti bu. Ve andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye bir elçi gönderdik. Bir. Mü'minin 91'de Allah çocuk diye bir şey edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Evet. Yine Zuhruf 55 45'te ve sen elçilerimizden sen önde gönderdiğimiz kişilere sor. Biz Rahman'ın aslarından kulluk edilecek ilahlar tanımış mıyız? Evet. Yine böyle Nahl 51'de de ve Allah buyurdu iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun, yalnız bana kulluk edin. Evet.
İşte burada da gördüğümüz gibi, evet, peygamberlerin hepsi tevhide yönelik mesajlar getirmiş. Başka mesaj yok bu konuda. Cenab-ı Hak hiçbir zaman taviz vermemiş. Devam ediyorum ben şimdi 25. ayetten okuyacağım. Ve biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona, gerçek şu ki benden başka ilah diye bir şey yoktur. Onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Evet, burada da görüyoruz ki yine 25. ayette de tevhid ana eksenli devam edip gidiyor. Ve devam ediyoruz şimdi 25. ayetin devamı olarak. Ve onlar Rahman, yine Rahmanlık sıfatı üzerinden gidiyor Cenab-ı Hak. Çocuk edindi dediler. Rahman bundan arınıktır. Aksine onlar armağanlar verilmiş kullardır. Onlar onun sözünün önüne geçemezler. Onlar yalnız onun emriyle iş yaparlar. O Rahman'ın çocukları saydıkları şeylerin önlerinde olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve onlar onun hoşnut olduğu kimselerden başkasına yardımda, destekte bulunamazlar. Bununla birlikte onlar ona duydukları derin saygı ve sevgiden dolayı ondan uzaklaşma korkusundan titrerler. Ve onlardan her kim ben şüphesiz onun aslarından bir ilahım derse artık biz onu cehennemde cezalandırırız. İşte şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanları biz böyle cezalandırırız. Evet, burada da yine Mekke müşriklerin tevhid dışı hareketlerinden bazı noktalarına değiniyorlar. Onlar çocuk edindi diye diyorlar. Şimdi burada bu çocuk edinme şeyi Zariyat suresinde biraz fazla açıklamıştım. Mekke kenarında yerleşik Yemen taraftan gelmiş bir Huzaa kabilesi diye bir kesimin bir inancıydı. Burada onlara değiniliyor ama bir de bu sadece onların sözlerine değini değil, bir de genel olarak hani şimdi şöyle Tevbe suresinin 30. ayetinde değinilen şeyler var. Mesela orada Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur demişler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu demişler. Ki bunların hepsini bu burada Cenab-ı Hak hepsini reddetmekte. Ve onları şöyle bir şey var. Burada onların tapmış olduğu putların da belki zamanında çok saygın kimseler olduğu, onların da Allah'a kulluktan başka bir işinin olmadığı ama zaman içerisinde belirli kişiler tarafından ama art niyetli ama şeyle böyle gafletten, dalaletten, cehaletten değilse onların kutsallaştırıldıklarının, o kutsallaştırdıklarının da ilahlarının da hiçbir işe yaramadığının. Buna rağmen şimdi şöyle, onlardan her kim canlı cansız böyle onun putlarından şüphesiz onun aslarından bir ilahım diyecek olursa, yani öyle bir ilahlık taslamaya kalkacak olursa artık biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte şirk koşarak yani kendi zararlarına iş yapan zalimleri biz böyle cezalandırırız. O gün için belki demiyorlardı da yani bugün bu şekilde İşte Allah'ın niteliklerini taşıdığını iddia edenler veyahut da birilerine yükleyenlerin varlığı maalesef ta bu çağda bile görülmekte ve bilinmekte. Onu da burada belirtelim. Şimdi aynı tip şeyler mesela Maide suresindeki ifadelerde de yine mesela şimdi Maide 72'de Hristiyanların Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir dediler. Bunu görüyoruz. Ve yine Maide 116-119'daki pasajda ahirette de İsa peygamberin böyle Allah tarafından hesaba çekildiğini, evet orada sen mi insanlara beni ve annemi Allah'ın aslarından iki ilah edinin dedin diye sorguya çekildiğini de görüyoruz. Ve böylece şunu görüyoruz ki, evet kesinlikle bu tip bir iddiada bulunanlar, böyle bir yanlışı yapanlar cehennemle cezalandırılacaklardır. Evet. Burada bu ayetlerin içerisinde bir de şefaat sözü geçer. Şöyle ve onlar onun hoşnut olduğu kimselerden başkasına şefaat edemezler ifadesindeki şefaat
daha önce yani bu şeydir. Bu dünyadaki şefaat sözcüğü yani dünyada tavassut ve yardım anlamındadır. Yani ahirette öyle bir şefaat edip de yani zulmedecek Allah'ın elinden merhamet edip kurtaracak insan demek değildir yani. Onu da burada belirteyim. Evet. Bundan sonra da inşallah diğer programda 33. ayetten itibaren sohbetimize devam ederiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.